Projemizin kapsamında yaklaşık şu anda işletmemizde 20 tane bayan çalışıyor. Bunların hepsi sosyal yardımlaşmadan destek alaraktan burada bulunan bayanlar. Ayrıyeten de kendi ürettiğimiz ekmekleri 18 tane bulunan büfemize veriyoruz. Bu büfelerimizde de engelli personellerimiz çalışıyor. Onlara da engelli istihdamı sağlamış bulunmaktayız. Diğer taraftan çıkarttığımız rollerle, yani günde yaklaşık 15 bine yakın rol üretimimiz var burada. O rollerle de okullara, hastanelere üretim sağlıyoruz. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Hem daha uygun fiyatlara hem de daha hijyenik şekilde. Niğde için çok farklı bir proje oldu. Arkadaşlarımız normalde erkek personellerin yapacağı birçok işi bayan personellerimiz yapıyor. Gece saat 11-12 civarı başlıyor. İki ayrı kademe olarak başlıyoruz. Bir grubumuz 11'de başlıyor. Diğer grup 12'de. Sabah saat 8'e kadar, 9'a kadar üretimimiz sürüyor. Günlük ortalama 20-25 bin civarı ekmek üretimimiz var. Çölyak hastaları için aslında böyle bir şeyimiz yoktu ve çok ciddi bir şekilde buna ihtiyaç vardı. Deprem zamanında zaten çok büyük bir katkı sağladı bize. Glutensiz ekmek üretimimiz var. Onunla da alakalı gün içerisinde gene aynı bütün laboratuvar işlemleri yapılıyor. Tesisimizi daha da büyütmek amacıyla çeşitlendirmeye başladık. Tam buğday, çavdar, kepekli, tava ekmeği, ayrıyeten simit, açma. Bunlarla da daha da böyle çeşitlendirip tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Sosyal hizmetlerin ve belediyenin bize sunduğu bir ekmek kapısı diyebilirim buraya. Özellikle de mağdur kadınların olduğu. 2 yıldır burada çalışıyorum. Mutluyum, huzurluyuz da biz burada. Gece çalışıyoruz. Biraz kadınlar için zor bir şey ama biz bunu hep birlikte yaptığımız için çok mutluyuz. Huzurluyuz da burada. Buradan öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz bize böyle bir istihdam sağladığı için. Ben eşimden ayrıyım ve bir çocuğumla yaşıyorum. Ya çok şükür ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Çoğu bayanlarımız burada aynı şekilde. Gece çalışmak gerçekten zor bir iş. Bir erkeğin yapacağı bir işi biz bayan olarak yapıyoruz. Ama bir şekilde ayakta durmak zorundayız. Evlatlarımız var sonuçta. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Mutluyuz, çalışıyoruz, iyiyiz. Çocuklara daha iyi bakabiliyoruz. Hayat şartlarımız daha da yükseldi. Yani refah içinde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimiz ve başkanımız sayesinde, Allah razı olsun hepsinden. Fabrikamız çok güzel, tertemiz, mis gibi. Ekmeklerimiz çok güzel gördüğünüz gibi.